Belki Baki sinemasını dünyaya duyurabiliriz. Karabağ'la alakalı bir proje yapmayı planlıyorum. Karabağ Savaşı ile alakalı çok güzel düşüncelerim var kafamda. Ben kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum. Azerbaycan'da yaşamak gibi bir düşüncem olabilir. Kendisini tanıyorum, burada öğrendim. İbrahim Bey, Azerbaycan'da Nisan adlı film çekilecek ve onun senaryosu size mahsustu. Film hakkında istiyordum sizin fikirlerinizi öğrenmek. Tabii ki. Senaryosunu dediğiniz gibi ben yazdım. Aynı zamanda ben yöneteceğim burada. Türkiye'de çekmeyi planlıyorduk biz bu filmi. Ama buradaki Sanat Akademisi kuruluşunu da aynı zamanda yapımcılarımızın kuruluşu olduğu için Bakü'de çekmeye karar verdik. Aynı zamanda da Bakü sinemasına da bir katkımız olsun istedik. Yani burada biraz daha farklı işler olsun. Belki Bakü sinemasına farklı bir açıdan bakmasını sağlayabiliriz insanların ve tüm dünyanın. Belki Bakü sinemasını dünyaya duyurabiliriz gibisinden bir çalışma yaptık. Biz Türkiye'de bunu çok rahat şartlarda yapabilirdik, bu filmi ve nicelerini. Bakü'de zor şartlarla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dokusunun çok güzel olduğu kadar mekan problemlerimizin de yoğun olduğu, problemlerin olduğu alanlarımız var. Çünkü biz Bakü'yü ilk defa gördük. Ben bu senaryoyu yazarken Bakü'yü ilk defa hiç görmeyerek yazdım. Kafamdaki mekanları biraz zor buluyorum ama eninde sonunda buluyorum. Çünkü bizim amacımız bu filmi çekmiş olmak değil. Filmi çekmiş olmak istesek benim kafamda bir plan oluşuyor mesela. Bunu neyse şurada çekelim deyip çekip gidebiliyoruz. Ama dört dörtlük olmalı ki her şey, bu filmi çektikten sonraki diğer hedeflerimizi de gerçekleştirebilmemiz lazım. Filmi çekmiş olmak değildi amacımız az önce söylediğimiz gibi. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Türkiye'den tek başıma geldim. Ekibimi getirmedim. Buradaki ekiple çalışmayı planlıyorum. Çünkü sürekli burada olmayı düşünüyoruz. Burada işleri yapmayı planlıyoruz. Azerbaycan sinema sektöründe çalışan insanlarla bir işbirliği yapmamız gerekiyor ki bizim burada yapacağımız işler dünyaya mal olabilsin. Yani hedefimiz 2 yıl içerisinde maksimum buradaki yapılan işlerin belki Almanya'da, belki Amerika'da, belki İtalya'da, belki Roma'da ya da herhangi bir ülkenin ülkede ya da Türkiye'de de vizyona girebilecek kalitede işler yapmak. Karabağ Savaşı hakkında önce senaryo yazmak istersiniz mi? Şöyle ki biz bunun düşüncesindeydik zaten. Diğer şirketler de böyle bir düşünce içerisine girmiş. Az önce konuşmuştunuz. Ben yaklaşık 2 aydır Karabağ'la alakalı bir proje yapmayı planlıyorum. Ama öncesinde bu işe odaklandığım için bu işi bir tertemiz bitirmemiz gerekiyor. Yani bir işi bitirmeden diğerine odaklanmak çok doğru değil. Karabağ Savaşı ile alakalı çok güzel düşüncelerim var kafamda. Çok farklı bir atmosfer yaratmayı düşünüyorum. Yani sizin Türkiye'de bildiğiniz Kuruluş ya da Ertuğrul dizilerini düşünün ya da Osmanlı dizilerini düşünün. O klasmanda, o kalitede Karabağ'ı çekmeyi planlıyorum. Yani tüm dönem atlılarıyla ya da işte dönem filmleriyle, dönem aksesuarlarıyla biraz daha dönem işlerinizi çekmeyi düşünüyorum. Yani yeni güncel problemlerinizi değil de ülkemizin, bizim de problemimiz aynı zamanda. Yani Azerbaycan Türkiye farklı ülke olarak adlandırılabilir ama biz kardeşiz, biz biriz. Burası bizim topraklarımız. Ben kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum. Azerbaycan'da yaşamak gibi bir düşüncem olabilir mi? Elbette Azerbaycan'da yaşamak gibi bir düşüncem olabilir. Çünkü burası da bizim toprağımız. Ama biz burada iş için yaşayıp sonra diğer ülkeye gidip iş için biraz daha orada yaşayıp Türkiye'ye gidip oradaki işlerimizi bitirip tekrar buraya gelip yani böyle bir ülkeler arası projeler hedeflerimiz olduğu için bir yerde sabit kalmamız mümkün değil. Ama Azerbaycan'ı çok sevdim. Kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum. Dediğim gibi ikinci projemizde Azerbaycan'ın dönemine ait bir sinema filmi olmasını planlıyoruz. Sizin tabirinizde bir kino. Azerbaycanlı meşhur kickboksçu Zabit Səmadov Türkiye'de Kuruluş Osman serialına çekilir ve orada Gəncə Bəy obrazını canlandırır. Zabit Səmadov'u tanıyırsınız mı? Və yaxud Qarabağ Savaşı ile bağlı film çekseniz Zabit Səmadov'u davet edebilirsiniz mi? Kendisini tanıyorum. Burada öğrendim. Türkiye'de bir projelerde yer aldığını. Aslında onun şahsına münasır bir oyunculuğu var orada. Yani o bir başka bir devletin de vatandaşı olabilirdi. Türkiye vatandaşı da olabilirdi. Kendisinin yeteneğinden ve görünüşünün o karaktere uygunluğundan dolayı orada o karaktere can vermektedir kendisi.
Biz buradaki çekeceğimiz projelerde tabii ki bu tarz önemli isimlerle çalışacağız. Kendisi gibi, kendisinden daha bilinir. Belki eskiden bizde Yeşilçam vardı, sizde ne vardır bilmiyorum. Belki bir 40 sene, 50 sene önce sinemalarda, kinolarda oynayan üstatlar belki bizim projemizde tekrardan var olabilecek. Çünkü unutuluyorlar. Biz onları unutmak da istemiyoruz. Belki bir komutan yapacağız, belki bir subay yapacağız. Belki bir gencin babası yapacağız ama onları da biz projelere dahil etmek istiyoruz. Yani burada kökten Azerbaycan sinemasını tekrardan şahlandırmak istiyoruz. İşte biz bir şey çekeceğiz, evet bu olur, bu olur. Oyuncularımızı bulduk, hadi çekelim. Değil de daha köklü, daha köksel, daha derinsel nasıl şahlandırabiliriz, nasıl kaldırabiliriz? Bunun yoluna bakacağız. Ben yaklaşık 10 gündür Bakü'de ve Azerbaycan genelinde mekanları geziyorum. Yani burada çekilen her şeyi gördüm. Bütün mekanlara baktım. Bütün elverişli olan ya da olmayan yerleri gördüm. Anlıyorum ki çok büyük bir potansiyel var. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyel görüyorum ama kullanılmıyor. Boşu boşuna duruyor orada. Çok büyük oyuncularınız var. Çok büyük emekçileriniz var. Ama ideallerine ulaşamıyorlar. Yani bunun önündeki engel neyse biz bu engeli kaldırmak istiyoruz. Bunlar bizim için Türkiye'deki en uğraştığımız küçük sorunlar diyebilirim. Yani bizim burada en küçük sorunlarımız, Türkiye'de küçük sorunlarımız burada çok büyük sorunlar haline gelebiliyor. Dolayısıyla birilerinin bunlara el atması gerekiyor. Biz tabii ki bu işi en iyi şekilde yapıyoruz, gelip buradaki bütün sorunları bitireceğiz demiyoruz. Biz bunu bilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm Bakü'ye, Azerbaycan'a, tüm dostlara selam. Yakın zamanda filmimizin çekimlerine başlayacağız. Bakü ve Azerbaycan genelinde olacak çekimlerimiz. Çekimler bittikten sonra da bir galayla bunu taçlandıracağız inşallah. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk ve gurur duyarız. Herkese teşekkür ediyorum.